Su derinliğinin haş kadar olduğu şekildeki dalga elinde frekansı F olan kaynak tarafından üretilen doğrusal su dalgaları arasındaki boşluk omega kadar olan engellerin arasındaki boşluktan geçtikten sonra şekildeki bir eğrisi, eğrileşiyor. Doğrusal dalgaların dairesel dalgaya dönüşmesi olayına kırınım olayı diyoruz arkadaşlar. Kırınımın gerçekleşmesi için lambda büyük eşit omega olmalı. Engeller arasındaki boşluktan geçen dalgaların doğrusal olması için yani kırınımın olmaması için niceliklerin hangi tek başına artırılabilir şeklinde sorulmuş. Kırınımın gerçekleşmemesi için arkadaşlar ya dalga boyunu küçülteceğiz ya da aradaki açıklığı omegayı büyüteceğiz. Buna göre h yani su derinliği artırılmalı mı? Şimdi su derinliği V eşittir lambda çarpı F ifadesine frekans kaynağı bağlı. Hız ise dalganın yayılma hızı ise ortama bağlı, derinliğe bağlı yani. Dalga boyu da bu ikisine bağlı olarak değişiyor. Şu an biz sadece derinliğini artırıyoruz. Suyun derinliği artarsa hız artar. O halde frekansa dokunmadığımız için frekans sabitken derinlik arttığı için dalga boyu artar. Biz ne yapacaktık? Dalga boyunu azaltmaya çalışacaktık. O zaman birincisi olmaz. İki, frekansı artırılmalı. V eşittir lambda çarpı f'te frekansımız artıyor. Derinliğe dokunmadığımız için hızımız dalganın yayılma hızı değişmediğinden dolayı frekans artarsa dalga boyu azalacak. Biz de kırınımın olmaması için dalga boyunun azalması gerektiğini söylemiştik. Doğru. Omega artırılmalı. Evet omega artırıldığında arkadaşlar kırınım gerçekleşmez. Bu da doğrudur. Cevap 2 ve 3 yani E seçeneği doğru olmalı. Su derinliği her yerde aynı olan şekildeki dalga de engelleri doğru ilerleyen dalgalar şekildeki gibidir. Engelden geçen dalgaların kırılma uğrayıp uğramaması niceliklerin hangi yerine bağlıdır? Arkadaşlar kırılımın gerçekleşmesi için lambda'nın büyük eşit omega olması gerekiyor. Şu an burada kırılım gerçekleşmemiş yani doğrusal dalga doğrusal dalga olarak yoluna devam ettiği için burada lambda'nın omega'dan küçük olduğunu yani aradaki açıklığın whiteness dediğimiz Omega'nın büyük olduğunu görüyoruz. Şimdi hangilerine bağlıdır demiş. Kırnıma uğrayıp uğramaması. Arkadaşlar bir frekansa bağlı mı? Tabi haliyle V eşittir. Lambda çarpı F ifadesi. Dolaylı yollardan frekans dalga boyunu etkileyen bir faktör olduğu için buna bağlı. Yine su derinliği. Su derinliği dolaylı yollardan dalga boyunu etkileyen bir faktör olduğu için burada yine buna da bağlı olmuş oluyor. Engel arasındaki aralığın uzunluğu. Engeller arasındaki aralığın açıklığın arkadaşlar zaten buradaki e, direkt kırınımın gerçekleşmesini sağlayan etkenlerden bir tanesi de aradaki açıklıktır. Aradaki açıklığı küçülürseniz kırınım gerçekleşir. Buna da bağlı olduğu için hepsine bağlı cevap E seçeneği doğru olmalı. Su derinliği her yerinde aynı olan bir dalga leğeninde... Sabit frekansla çalışan dalga kaynağı tarafından doğrusal dalgalar engeller arasındaki açıktan geçtikten sonra doğrusal olarak ilerlemeye devam ediyor. Yani burada kırılım gerçekleşmemiş. Yani arkadaşlar lambda omega'dan açıklıktan küçük bir durumda. Dalgaların tepesi arasındaki uzaklığa dalga boyu aradaki açıklığa da whiteness yani aralık omega diyoruz. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Dalga leğinde kırınım olayı oluşmamıştır. Evet kırınımın olması doğrusal dalganın dairesel dalgaya dönüşmesi ama dönüşmediği için kırınım gerçekleşmemiş doğru. 2. Engeller arasındaki açıklık artırılırsa yani omega artırılırsa engelden geçen dalgalar eğriselleşir. Hayır. Buradaki omega'yı küçültmemiz lazım. Çünkü lambda büyük eşit omega olursa kırınım gerçekleşecek. Zaten lambda küçük. Biz eğer gidip de aradaki açıklığı artırırsak, omegayı büyütürsek kırınım yine gerçekleşmez. Kırınımın gerçekleşmesi için arkadaşlar omegayı küçültmemiz lazım. İlk durum bu. İkinci durum böyle olması gerekiyor kırınımın gerçekleşmesi için. O zaman 2 yanlış. 3. Dalga boyu artırılırsa engelden geçen dalgalar eğriselleşebilir. Başlangıçtaki durumumuz bu arkadaşlar. Dalga boyumuz küçük, omegamız büyük. Şimdi biz dalga boyunu artırırsak yani büyük veya eşit konuma getirirsek burada kırılım olayı gerçekleşebilir. Doğrusal dalgalar dairesel dalgaya dönüşebilir. O halde 1 ve 3 doğrudur. Cevabımız C seçeneği olmalı. Su derinliği her yerinde aynı olan bir dalga lehinde sabit frekansa çalışan dalga kaynağı tarafından üretilen doğrusal dalgalar engeller arasındaki açıktan geçtikten sonra şekil 1'deki bir doğrusal olarak ilerlemeye devam ediyor. Yani başlangıçta arkadaşlar kırınım gerçekleşmemiş. Doğrusal dalgalar doğrusal dalga olarak yoluna devam etmiş. Demek ki dalga boyumuz aradaki açıklıktan küçük. Dalga boyu burası aradaki açıklığa da omega dediğimizde böyle bir durum sergilenmiş. Engelden geçen dalgaların şekil 2'deki bir eğriselleşmesi için yani kırınımın gerçekleşmesi için lambda büyük eşit omega olmalı nasıl olacak peki? Ya dalga boyunu küçülteceğiz ya da aradaki açıklığı e, e, dalga boyunu büyüteceğiz veya aradaki açıklığı küçültmüş olacağız. Buna göre 1. dalga yerine su ilave etmek. V eşittir lambda çarpı f ifadesinden su ilave ettiğimizde derinlik artar. Frekans sabitken derinlik arttığı için dalga boyumuz artar. Biz de zaten dalga boyunu artırmaya çalışıyorduk. Evet bir olur. 2. Dalga kaynağının frekansını artırmak. Yine V eşittir lambda çarpı F ifadesinden dolaylı yollardan dalga boyunu etkileyen bir faktördür frekans. Frekansımız arkadaşlar artırıldığında derinliğe dokunmadığımız için hız sabitken dalga boyu azalması gerekiyor. Zaten dalga boyu birinci şekilde küçüktü. O zaman daha da küçülürse kırınım gerçekleşmez. Yani kırınım ikinci şekilde gibi olmaz. 2 olmaz. 3 engeller arasındaki açıklığı azaltmak. Engeller arasındaki açıklığı zaten biz azalttığımızda lambda büyük eşit omega olma ihtimali var. O zaman bu da kırınımın gerçekleşmesi için olabilecek bir durum. Cevap 1 ve 3. D seçeneği doğru. Derinliği her yerinde aynı olan bir dalga leğeninde aynı fazla olarak çalışan özdeş ve noktasal K1-K2 dalga kaynaklarıyla şekilde girişim desini elde ediliyor. Buna göre girişim desenindeki XZ noktalarının hangisi maksimum genlikte titreşmektedir? Maksimum genlikler arkadaşlar tepe tepe çukur çukur noktalarıdır. Minimum genlikte tepe çukur noktaları. O zaman X noktasına baktığımızda iki tane dalga tepesinin bir araya gelmesiyle oluştuğu için X bir maksimum genlikte bir noktadır. Y'de çukur çukur olduğu için çift çukurda maksimum genlikli bir nokta girişim noktasıdır. Y'de o zaman maksimum genlikte. Z'ye baktığımızda bir tepeyle bir çukurun birleşimiyle oluşan bir nokta olduğu için bu minimum genlikli bir nokta olduğundan dolayı bize maksimum genlikle titreşmekte olan sorulduğu için X ve Y doğru cevap D seçeneği olmalı. Derinliği her yerinde aynı olan bir dalga leğeninde aynı fazla çalışan özdeş k 1 k noktasal kaynakları ile girişim deseni oluşturuluyor. Bu desende girişim çizgileri sayısını artırmak için niceliklerin hangileri tek başına artırılabilir? Arkadaşlar iki tane kaynağımız var. Bu kaynaklar dalgalar üreterek dalgalar girişiyor. Ve burada girişim çizgileri sayısını oluşturmak için ya kaynaklar arasındaki uzaklığı artıracağız ya da Dalga boyunu azaltacağız. Yani lambdayı azaltmalı veya kaynaklar arasındaki uzaklığı artırmalıyız. Buna göre bir dalga leğine su ilave etmek. Dalga leğine su ilave edersek V eşittir lambda çarpı F'den frekansa dokunmadan su ilave ettiğimizde dalganın hızı artar. Hız artarsa dalga boyu artar. Ama biz dalga boyunu azaltmaya çalışıyoruz. Yani kaynaklar arasında ne kadar fazla küçük dalga boylarında dalga... Oluşturulursa çok fazla girişim deseni oluşuyor onun için dalga boyunu azaltmak gerekiyor burada artırdık olmaz Dalgaların genliği dalgaların genliği arkadaşlar burada girişim çizgileri sayısını yani e, düğüm ve katar çizgileri sayısını etkilemez ondan dolayı da Genlik yükseklik dediğimiz dalganın e, Enerji ile alakalı bir büyüklüktür ondan dolayı girişim çizgileri sayısını etkileyen bir faktör değildir 3. Kaynaklar arasındaki uzaklık. Evet kaynaklar arasındaki uzaklığı artırdığımızda araya daha fazla miktarda girişim sığacak. Ondan dolayı girişim çizgileri sayısı artmış olacak. Yalnız 3. C seçeneği doğru cevap olmalı. Derinliği her yerinde aynı olan dalga de aynı fazla olarak çalışan özdeş K1, K2 dalga kaynakları ile elde edilen girişim deseni şekilde kibidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. A noktası birinci dalga katar üzerindedir. A noktasına baktığımızda arkadaşlar kaynakları olan uzaklar farkına yararlanalım. 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda. K2'ye de 1 lambda, 2 lambda dediğimizde 3 lambda eksi 2 lambadan dolayı yol farkımız 1 lambda çıktı. Lambda'nın tam katı olduğu için n lambda dediğimizde n burada 1 olur. Lambda'nın tam katı olduğu için birinci katar çizgisi üzerinde bir katar noktasıdır. Doğru. B noktası ikinci dalga katarı üzerindedir. B noktasına baktığımızda 1, 2, 3, 4. Yine K2 olan uzaklığı 1, 2. 4 eksi 2'den dolayı delta S. Burada 2 lambda çıktı. Lambdanın tam katı. N lambdadan N buradan 2 olduğu için ikinci katar çizgisi üzerinde bir katar noktasıdır. Bu da doğru. C, B ve C noktaları aynı girişim çizgisi üzerindedir. B arkadaşlar ikinci katar çizgisi üzerindeydi. Biraz önce onu bulmuştuk. Şimdi gelelim C noktasına. C ise K1 kaynağına 1, 2, 3, 3,5. Buraya da 1,5 lambda. 3,5'tan 1,5'u çıkardığımızda 2 lambda kalıyor arkadaşlar. Yine 2 lambda olduğundan dolayı N lambda en eşittir buradan. Arkadaşlar işleme devam ettiğimizde ikinci katar çizgisi üzerinde bir katar noktası olduğunu gösterecek C noktasının. O zaman B ve C noktaları ikinci katar çizgisi üzerinde çıktı mı? Evet bu da doğru. C noktası minimum genliğe sahiptir. C noktasına bakın arkadaşlar çift çukur. Çift tepeler, çift çukurlar, çukurlar maksimum genliktir. Maksimum genliğe sahiptir. Onun için B ve C noktaları maksimum genlikte, Onun için C minimum genliğe sahiptir bilgisi yanlıştır. E'yi de okuyalım yine. D noktası düğüm noktasıdır. D noktasına bakalım. Bir tepe ile bir çukurun birleşimiyle oluşmuş. Yani düğüm noktası. O halde bu da doğru olduğu için yanlış olan soruluyor. D seçeneği yanlış olmalı diyeceğiz. Derinliği her yerinde aynı olan dalga leğeni de aynı fazla olarak çalışan özdeş K1-K2 dalga kaynaklarının oluşturduğu Dalgaların görünümü şekilde gibidir. Buna göre girişim desenindeki KLM'nin noktaları için yargının hangileri doğrudur? 1. M noktası düğüm çizgisi üzerinde bulunmaktadır. Arkadaşlar M noktası Çift tepelerin birleştiği bir nokta olduğu için katar çizgisi üzerinde bir katar noktasıdır. Düğüm çizgisi üzerinde dediği için yanlış. 2K2 kaynağına uzaklığı L noktasının ki ile eşit olan nokta M noktasıdır. E, bakın L noktasına baktığımızda L noktasının K2 kaynağına olan uzaklığı 1 lambda 2 lambda yine L noktasının da 1 lambda 2 lambda olduğu için K2 kaynağına uzaklığı L noktasına eşit olan M noktasıdır. Doğru. N noktası merkez doğrusu üzerinde bulunmaktadır. N noktası arkadaşlar baktığımızda ikisine eşit uzaklıktaysa kaynaklara biz buna merkez doğrusu üzerindeki sıfırıncı katar çizik üstünde katar noktaları diyoruz. Baktığımızda arkadaşlar bir lambda, iki lambda, iki buçuk lambda. Yine buraya da bakarsak bir lambda, 2 lambda, iki buçuk lambda. Yani yol farkı delta S sıfır çıktı. Delta S'in sıfır olması sıfırıncı katar çizgisi üzerinde bir katar noktası olduğunu gösterir. Yani o zaman N noktası iki da eşit uzaklıktaki katar noktalarının birleşimiyle oluşan çizgi, çizgi üzerindedir. Yani merkez doğrusu üzerindedir. Bu da doğru olduğu için cevap D seçeneği olmalı. Derinliği her yerinde aynı olan bir dalga leğeninde aynı fazla çalışan özdeş K1-K2 noktasal kaynaklarıyla oluşturulan girişim deseniyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diye soruluyor. A. Girişim çizgilerinin tamamı kaynaklar arasından geçer. Evet bütün düğüm ve katar çizgileri mutlaka kaynaklar arasından geçer. Kaynaklar üzerine ve dışında çizgi geçmez. B. Girişim çizgilerinin sayısı dalga boyuna bağlıdır. Girişim çizgilerinin sayısı dalga boyuna ve kaynaklar arasındaki uzaklığa bağlıdır. Doğru. C. Girişim çizgilerinin sayısı kaynaklar arasındaki uzaklığa bağlıdır. Biraz önce söylemiştik. Evet. Merkez doğrusu kaynakların tam ortasından geçer. Merkez doğrusu iki kaynağı eşit uzaklıkta yani yol farkının sıfır olduğu e, bir çizgidir. Ondan dolayı da merkez doğrusu kaynakların ortasından geçer bilgisi doğru. E. Maksimum genlikte titreşen bir nokta düğüm çizgisi üzerindedir. Düğüm çizgisi üzerinde düğüm noktaları vardır. Düğüm noktaları da Tepe ile çukurun birleştiği yani minimum noktalardır. Bu maksimum genlikte titreşen dediği için minimum genlikte titreşmesi lazım. O halde E seçeneği yanlış olmalı diyeceğiz.